çalışıyoruz evet, diye. Evet. Umuyoruz birbirimizi anlar durumda oluruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Grev günüydü bugün. Yine grevlerle ilgili haberlerimizi sizlerle paylaşalım istiyoruz. GESK'e bağlı kamu çalışanları da en uzun gece, en kısa gündüzün yaşandığı günde en uzun karanlığa son vermek için iş bırakıyoruz sloganıyla greve gitti. Orhan Gazi Parkı'nda toplanan yaklaşık 1500 kamu çalışanı halaylar eşliğinde hükümeti protesto etti. Korkarım Haber ve TRT de greve gitti. Diğer haberi paylaşalım arkadaşlarımız sorunun kaynağına ulaşırken. Bir başka grevde sağlık alanındaydı. Sağlığın piyasalaştırıldığını savunan sağlık çalışanlarının kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu ile birlikte yaptığı 21 Aralık grevi Bursa'da da büyük bir katılımla gerçekleşti. Sağlık politikalarına karşı ortak mücadele için alanlara çıkan uzman doktorlar, asistan hekimler, tıp öğrencileri, hemşireler ve taşeron sağlık işçileri hükümete kırmızı kart gösterdi. Sağlık çalışanları Türkiye'nin dört bir yanında grevdeydi. Taşeron sağlığa zararlıdır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi başta olmak üzere kentte bulunan devlet hastanelerinde acil dışında sağlık hizmeti verilmedi. Sağlıkta dönüşüm politikalarının yıkıma neden olduğunu savunan sağlık çalışanları, her hastanede sağlık meclisleri kurarak 663 sayılı kanun hükmündeki kararnameyi oyladı ve hükümete kırmızı kart gösterdi. 663 sayılı kanun hükmündeki kararnameye ne diyoruz? Hayır diyoruz. Bursa Tabip Odası Başkanı Kayahan Pala, sağlık, eğitim ve çalışma hayatına ilişkin kanun hükmünde kararnamelere karşı ortak bir dayanışma sergilediklerini ifade etti. Sağlık çalışanlarının sözleşmeli çalışmaya zorlandığı bir ortamdayız. Ne yapmaya çalıştıklarını artık hepimiz biliyoruz. Sağlık giderek ticarileştiriliyor. Öyle ki tıp fakültelerinde bile eğitim yerine hizmetin merkezi politikalarda ön plan alındığı bir sağlık anlayışıyla karşı karşıyayız. İtirazımız bunadır. Bütün halka, bütün sağlık çalışanlarına sesleniyoruz. Ya razı olacaksınız ya itiraz edeceksiniz. Biz itiraz etme kararını vermiş durumdayız ve kararlılığımız sürecek. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eylemini sonlandıran grup, daha sonra Çekirge Devlet Hastanesi'ne giderek hükümetin sağlık politikalarını protesto etti. Sağlıkta idare öldürülebilir. Sağlık hakkı Çekirge Devlet Hastanesi'ne gelen vatandaşlardan da sağlık çalışanlarına tam destek geldi. Doktorumuzun bize vakit ayırmasını istiyoruz. Gerçi şu anda ben hastaneden çıktım. Desteklerim için burada duruyorum. Gerçekten destekliyorum yani. Sağlık çalışanları çok zor durumdalar. Hastanelerine zamanı kadar, yeterli kadar zaman ayıramıyorlar. Hastanelerine zaman ayırmasını istiyoruz. Hem demokratik bir mücadeleniz bu. Bu hepimizin mücadelesi demektir yani. Herkesin mücadelesi diyorlar. Genellikle grev haberlerinde tersi durumları görürüz. Bu kez vatandaşın da sağlık çalışanına böylesi sahip çıkması sonuca biraz daha yaklaştırır bizi diye ümit ettiriyor. Keskin grev haberini biraz önce izleyememiştik. Şimdi yeniden ekranınızda. Sağlık ve eğitim başta olmak üzere kanun hükmünde kararnamelerle çalışanların temel haklarının gasp edildiğini öne süren sendikalar bir günlük grevdeydi. Bursa'da kamu çalışanları ilk olarak saat 11'de ünlü caddede toplandı. Davul zurna eşliğinde halaylar çeken kamu çalışanları hükümeti protesto etti. Yaklaşık 1500 kamu çalışanı sloganlar eşliğinde Orhan Gazi Parkı'na yürüdü. KESK dönem sözcüsü Ergin Uygun hükümeti ve politikalarını eleştirdi. Kim biliyor? Yıllardır topladığınız deprem vergileriyle duble yol yapımı için dağıtarak zenginleştirdiğiniz müteahhitler mi? Yoksa canının dublesini yarattığınız depremde de Van halkı mı? Büyüyen sadece bu iktidar.
bu iktidarın yandaşları ve sözcülüğünü yaptığı sermayedir. Emekçilerin, yoksulların, halkın ve insan ise sıkıntıları, sefaleti büyüyor. AKP iktidarı gerçekleri çarptırmakta ne kadar ustalaştıysa güneşi balçıkla sıvayamaz, bu ülkenin gerçekleri ortadadır.